senin kümesinin tavuğuna horozuna gel desen gelir mi? Hani 10 senedir senin kümes? Hani tavuklar senin? Git bir kümesin yanında bir bak, senin yanına gelen bir kimde bir tavuk çıkar mı? Hepsi kaçar vahşi. Vallahi güvenilmez bu adama, bakarsın bıçak elinde kesiverir der kaçar. Ne tavuk güveniyor bize, ne horoz? Şah Nakşibend'e gel biiznillah. Ebu Medyen Mağribi. Adamın bir eşeği vardı garibin. Aslanın birisi yedi. Derviş ağlamayı başladı. Eşek sahibi sözüm meclisten dışarıya. Hepinizden ruhaniyetler. Ebu Medyen dervişe dedi, ne ağlarsın derviş? Kurban halim malum. Bundan yük taşır satar taşırdım da 3-5 nafaka alırdım, onu da aslan yedi. Ağlama, ben ondan kuvvetlisini veririm. Zannetti ki eşekten daha kuvvetli katır at verecek. Aslan dedi, gel buraya. Aslan geldi. Allah kudretiyle itaat ederler. Götür aslanı. Allah için sen götür erkeğsin aslanı. Erkeğse sen götür. Salı günü ısırmasa çarşamba cop ediverir. Adam götürdü, bir iki kullandı, korkuyor. Girdikçe aslan bakıyor böyle. Ebu Medyen Hazretleri'ne aslanı getirdi. Vallahi ben vazgeçtim. Eşek bul, bir tane aslan senin olsun. Muhteremler, biz aslanı veren evliyaların elini tuttuk da bir eşek kadar mürit olarak sahip olamadık. Nerede kaldık? Meryem Hanım kaldı, İsa Aleyhisselam kaldı, daha bir sayfa gittik beyim. İşte Rabbimi anlattım da kalemler tükendi, yazamıyorum. Kelamlar bitti diyemiyorum. İşte bu kısım, daha bir sayfa gittik. İşte bundan bitmiyor. Ne anlatayım bilmiyorum. Buyuruyor kitap, taatı muhafaza etmek onu kazanmaktan zordur. Derviş, yapıyorsun yapıyorsun da şeytanla nefis yele veriyor. Derviş, çekiyorsun çekiyorsun zikiri de nefsinden şeytan yele veriyor. Günde 50 bin, 60 bin çektim diye adamım ben şaşırıyor. 60 bin Allah diyecek adam ölmeyecek ya. Hakikaten çekiyor musun diyorum bazen. Ya 50 bin çekiyor, ha çekiyorum ya bayı. Allah Allah, adam ölmemiş ya, 50 bin de Allah demiş de ölmemiş. Ben buna çok hayrette kalıyorum, diyemiyorum kimseye bir şey. Bir kere Allah demiş, yetiyorum Allah dostlarına. 3 kere, 5 kere demiyorlar hocam. Bir kere Allah diyorlar, buyur ya Abdim diyor. Demek biz Mevla diyemedik. Demek biz Mevla diyemedik. Mevla deseydik işimiz asan olurdu. Demek biz Mevla diyemedik, sana bakkallık yarışır. Domates satsana, Allah kelamı ne işine yarar. Bakkal geldi uyuyor. Senede bir gün sohbete soktum, o da uyuyor. Patlıcan domates satan adam Allah lafından. Alışmış domates patlıcan karpuz satmaya. İsa'dan Musa'dan dese ne fayda, anlamıyor. Karpuz kaça Sofi? Ya uyursun. Ne işine gerekti, git bakkalda çalış. İşte gördünüz misali. Gördünüz misali. 50 bin kere nereden bu Allah desin? Ameli kazanmak kolaydır ama muhafaza etmek zordur. İnsanın amellerdeki gayreti, çalışmaktaki maksadı nedir? Dervişten beklenen gaye nedir? Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktan başka olmamalıdır. Kendi iyiliklerinin başkasından gördüğü kötülükleri unutmalıdır. Kulun bir eli itaatte,
dili ve kalbi tövbe istifarda olmalıdır. Suriye Ali İmran. Azdan gidelim bari, kaldın yolda. 37. ayeti celile, Rabbi onu güzel bir nebat gibi büyüttü. Rabbi onu yaratılışından noksansız Meryem Hanım'ı yarattı. Düzgün vücut, müzeyyen kalp verdi. Onun için faziletleri dile gelmekle bitmez. Gece gündüz devamlı Meryem Anamız o Zekeriya Aleyhisselam şu ayetin bulunduğu mihraptaydı. Öyle ibadet ederdi ki darb-ı mesel haline geldi. Çok kerametler zuhura geldi. Onun için Sure-i Tahrim 12. ayet mealen İmran'ın kızı Meryem'de Allah kullara bir misal yaptı. Irzını bir kale gibi korudu. Rabbim buyuruyor ayeti celile. Irzını bir kale gibi korudu. Pek sağlam şekilde muhafaza etti Sure-i Tahrim. Yadeyle Tahrim 12. ayet. Yadeyle şu vaktiki melekler Cebrail aleyhisselam şöyle dedi, ey Meryem muhakkak ki Allah-u Teala seni seçti. Yetişiyor mu tercüme? Yetiştir, acele et. Seçti, seni pak etti. Cibril aleyhisselam geliyor. Pak etti. Seni alemdeki, zamanındaki bütün kadınların reisi yaptı. Ey Meryem, Rabbin Teala hazretlerine taate devam eyle, Rabbine secde eyle, rükû edenlerle beraber rükû eyle, namaz kılanlarla namaz kıl. Sûre-i Âli İmran 43, 42, 43. ayet-i celîle. Meryem, İmran kızı Meryem, zamanın en hayırlısı idi. Hatice bin Hüveylid, Fahri Kainat'ın hanıma anamız, zamanının en hayırlı kadını idi. Dikkat! Şimdi ince yere geldik, aç kızlanacağım artık, hal biraz gitti üstümden, ne oldu bilmem. Sure-i Meryem 17. ayet derken biz ona Cebrail aleyhisselamı gönderdik. Dikkat, kulaklıklara iyi tercüme et Allah rızası için. Sure-i Âli İmran 42. ayet. Rabbim buyuruyor, derken biz ona Cebrail aleyhisselamı gönderdik. Ona hilkati tam yaratılmış, düzgün azalı, güzel biçimli bir delikanlı gibi görüldü. Ey Meryem, muhakkak Allah seni seçti, seni fark etti, seni alemdeki kadınlara reis etti. Sure-i Araf 144, dikkat ederseniz ayeti celileler aynı anlamda anamızın faziletini naklediyor. Bu asırda Allah seni seçti ya Meryem. Faziletleri çok fazla. İşte şimdi deminki ayet devam ediyor. Rabbim hoşnut razı olsun. Sure-i Âli İmran 45-47. ayeti celille. Melaike Cebrail aleyhisselam dedi ki, ey Meryem, Allah-u Teala kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Allah-u Teala kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor ki seni Allah-u Teala Meryem oğlu Mesih İsa ile müjdeliyor. Dünyada, ahirette şerefi pek yüksek olacak o İsa'nın.
ve o mugarreb Allah indinde derecesi en yüksek olanlardandır. Beşikteyken, süt emerken, yetişkin iken, insanlarla konuşacak salihlerdendir. Anam hiç mihraptan çıkmadı, erkek nedir görmedi, haşa haram nedir bir kadın olarak tatmadı. Böyle bir müjdeye o anamızın ne hale geleceğini siz tasavvur edin. Allah sana İsa ile müjdeliyor, kün bir kelimeyle. İşte bu kün kelimesi, kün, ol. Allah murad ederse kefle nun, daha bitişmeden o iş oluverir. Kün, ol. Bir daha anlatayım, kafa karışık. Kün, ol demek. Kef, nun. Allah öyle kadiri bil hakkındır ki K harfini D harfine birleşmeden daha o iş oluverir. Anam dedi, şaşırdı kaldı Sure-i Âl-i İmran 45-47. Cebrail söyledi, Hazreti Meryem, ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadı, elin dokunmadı ya, hiçbir kimse bu anama dokunmadı. Benim nasıl çocuğum olur ki? Cebrail buyurdu, evet senin dediğin gibidir, sana bir kimse asla eli bile dokunmamıştır, fakat Allah-u Teala ne dilerse onu yaratır, bir şeyi dileyince sadece kün oldu, hemen oluverir. Demin Sure-i Âl-i İmran, şimdi Sure-i Meryem. Kur'an-ı Kerim'de Meryem kıssasını zikret ya Habibim. Hani o ailesinden ayrıldı, Şat tarafında Beytül Mukaddes'in bir yere çekildi. Zekeriya Aleyhisselam bir oda yaptı, mihrap konuldu. Bunu bak, karışmam sonra. Bir yere çekildi, hayızdan temizlenmişti. Gusül abdesti almıştı. Demek annemiz Meryem İsa Aleyhisselam'a hamile kalınca kadınlık vasfı görmüştü. İşte tefsir diyor. Bir yere çekilmişti. Hayızdan temizlenmişti. Örtünmeye pek riayet eder. Miskal bir yerini göstermezdi. Onların kendini görmemesi için ayrıca bir perde de çektiler. Ayrıca bir perde de var dışarıda. Perdeyle örünmüş idi. Cebrail'i görür görmez hilkati tam bir güzel insan suretinde görünce, Allah için dinleyin ne olur, Rabbimi bilenler nasıl biliyor, görün kardeşler ne olur. Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Odası şükürsü bir tane çok nurani, latif bir genç melek bu. Meleklerde erkeklik dişilik olmaz, yemek içmek olmaz, aklınız karışmasın. Bir yudum su içmez, bir lokma yemez. Erkeklik dişilik yoktur. Patlıcanın erkeği domatesin dişisi olmadığı gibi bunda da meleklerde erkeklik dişilik yoktur. Nefsiniz kandırıp da yoksa Cibril mi hamile koydu demeyin, tövbe estağfurullah. Kasten söylüyorum. Ben hata etmiyorum. Şeytan size yanlış söyler. Meleklerde cinsiyet yok. Yemek yok. İçmek yok. Bütün ibadetin lezzeti var. Tek lezzetleri Allah ibadet. Şu halde Cibril ne yaptı anama? Emri bildirdi ya. Allah seni
Ya Meryem hamile bırakıyor. Senin karnından bir İsa aleyhisselam çıkacak. Tebliğ bu. Doktor operatör değil ki ameliyat masasında şunu da aldı, bunu da koydu, hemşire verdi, o da aldı. Tövbe yahu. Melek tebliğ ediyor bu kadar. Şaşırmayın, buralar adamı perişan ediyor. Allah aşkına anam ne diyor? Tercüman. Eğer senden, estağfurullah düzeltiyorum, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer mümin ve müttaki ise, fenalıktan hakkıyla sakınıyorsan, bana taarruz etme, bana yaklaşma, yanımdan çekil dedi. Eğer mümin ve muttaki ise, mümin erkeğin Allah'a teslim olmuş ibadet. Muttaki takva sahibi. Kim takva? Haramdan, şüpheliden sakınmak, ittika, bunu yapan muttaki. Bak, Hazreti Meryem anam demiyor, eğer eşkıya ise, helal haramı bilmiyorsan bana dokunma. Ya helal haramı bilmeyen dinle mi Meryem filan? Bak bak, Allah şartları sayıyor hoca. Eğer muttaki takvalıysan bana dokunma. Demek takvaya girmedikçe, haramlardan kurtulup şüpheleri terk etmedikçe, bizden kötülükler iki gözüm gözümün nuru eksik olmaz. Sen çok yanık dinliyorsun. Allah sen evliya defterine yazsın. 2-3 oldu seni görüyorum, senin ciğerin kanıyor. Yanıyor, yanıyor, alev gibi bu zat yanıyor, ben görüyorum yanımda. Allah! Yer kabire gireceksen kaz mezarını tıpaş tarama taş tıkaş tıkaş. Tıpaş. Sen bir tıpa tıka diyor kendine, mezar diyorsun da işte kimsin. Ben demedim takva oku sana. Haram ve şüpheleri terk ettiyse ona ittika denir. Melaike ne diyor? Benim anaların anası, güzellerin güzelliği, yaratılmışların nur topu Meryem ana. Eğer sen mümin isen, Allah'a iman ettiysen, evet efendim, muttaki isen, haramlardan, şüphelerden sakınıyorsan bana dokunma. Bana yaklaşma, yanımdan çekil. Allahu Teala zina için zina yapmayın demiyor ayeti celilede. Zinaya yaklaşmayın diyor. Gözle, elle, elle zinaya yaklaştım şimdi. Güzelliğine baktım, yaklaştım. Allahu Teala zina için yapmayın demiyor da yaklaşma diyor. Aynı ayet burada da bana yaklaşma. Demek muttaki Allah'ın haramına yaklaşmaz. Yaklaşıp durun, ne haram biliyor ne helal. Git evi yıkılsın. Patlıcan tarlasının çobanı. Dua edin ne olur. Dua edin de Allah bu gece bütün dünya fink atıyor, fink. Afyonca fink, göbek atmaya fink derler Afyon'da. Bütün dünya göbek atıyor. Ne olur Allah bizi şu mekanda cümlemizi bağışlasın. Bizi de mümin ve müttaki defterinden eylesin. Amin. Bizim de akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Meryem anamın hürmetine, amin. İsa aleyhisselam hürmetine, amin. Hanne anam hürmetine, amin. Elizabeth dadim hürmetine, amin. Zekeriya aleyhisselam hürmetine, amin. Hazreti Masum Yahya aleyhisselam için Allah buyuruyor. Mustafa Hoca dinle Allah aşkına. Hiçbir günah işlemedi, günah işlemeyi de hatırına getirmedi. Bu Yahya aleyhisselamın sıfatı. Allah. Hiç günah işlemedi, güzel, hiç hatırına da gelmedi. Vallahi ayet diyor, ben demiyorum. Ya Rabbim imdat, ya Rabbim imdat. Kardeşler, vallahi bir çuval saman değiliz, onu bir koyun yer.
bir inek yer, bir şey yarar, bir tencere süt verir, bizden bir şey çıkmıyor. Bir müminiz, haşa kafir oluruz, müminiz, muhallet. Müttaki, hu helal haram, hey bir karıştır, her şey karman çorman. Ondan adam olamadık, aksakallı dede, benim gibi aksakallı biri daha var. Bizden bir şey çıkmıyor. Öztürk, gözün aydın olsun, Allah nefsimizi ıslah etsin. Ya Rabbim bizi de müttaki defterinde yazsak. Bana sokulma. Madde sayıyordum, bıraktım. Önemli bir madde. Madem müminsin, madem müttakisin, haramdan korkuyorsun. Öyleyse hiç günah yaklaşma kardeş. Cibril Aleyhisselam'a yaklaşma dedi anam. E sen de yaklaşma kardeş. Bu kıyamet gelecek. Bu ceset ölecek. Açık ağızı gidelim. Bir daha dua etsenize bana hızlı gider. Hızlı gidip de bir şey kalmayacağına az gitsin de bir kova su toplasın. Ah ah. Muhammed Aleyhisselam, Ebu Bekir Hazretleri, Amir bin Tufeyl, rehber, yolda Medine'ye giderken yiyip içecek bir şey haçet oldu. Bir aileye çadırlı geldiler. Yiyecek mi yiyecek satılan bir şey yoktur. Anamız dedi, yok. Savulan bir süt yoktur, yok. Fahri Kainat Aleyhisselam çadırın bir kenarında bir koyun gördü. Şu koyun nedir? Bu senelerdir doğum yapmamış. Kısır koyundur. Bilmiyor ama Resulullah kim olduğunu. Ben sağsam müsaade eder misin? Ederim. Getir tencere. Fahri Kainat süt sevdi. Sardı. Tencere doldu. Hepsi yediler. Kitap diyor, Resulullah'tan sonra 8 sene geçti. 8 senede o tencerenin sütü doldu doldu daştı. Bu koyun asla sütten kesilmedi. Hiçbir koça da çekmediler. Resulullah'ın sağdığı o koyun 8 sene arkasından hicretin süt sağdılar sağdılar. Sanki rahmet çeşmesi bitmedi. Demek Allah'ın rahmeti nihayetsiz. Kime? Ehli takvaya. Meleği gördü delikanlı. Eğer sen müttaki ise mümin ise bana yaklaşma, dokunma, aman sıkma, elleme filan yok. Müttaki isen yaklaşma. E biz de mümin müttakiyiz. Haramdan korkuyoruz. Öyleyse yaklaşamayız. Demek bugün Sofi'nin vasıflarını da sayıyorlar. Derviş kimdir, kim değildir sıfatlarını sayıyorlar. Cebrail Aleyhisselam delikanlı gibi görüldü. Niye delikanlı görüldü? Korkmasın. Aslan gibi görse korkar. Korkmasın. Kendi cinsinden görüldü. Ağaç gibi görülse çekinir. Bu nedir böyle? Kaya gibi çok büyük dal gibi görülse çekinir. Kendi cinsinden ülfet etsin diye insan kılığına girdi. Ondan öyle görüldü. Dikkat şimdi. Dikkat. Cebrail Aleyhisselam ne dedi bakalım? Gerçekten ben senin kendinin sığındığı Allah-u Teala tarafından oğul emriyle gelen bir haberciyim. Erkek değil haşa. Sana bütün fenalıklardan temiz, hayırlı olmasıyla met olunan bir oğlan çocuğu müjdelemeye geldim. İsa Aleyhisselam. Anam ne diyor? Dikkat. Benim nasıl oğlum olabilir ki? Bana hiçbir beşer dokunmadı.
benim yanıma yaklaşmadı. Bir Zekeriya aleyhisselam girip çıkıyordu, o da peygamber. Peygamber zina mı eder haşa sümme haşa? Ben zinakar, iffetsiz, facire de değilim. Nasıl olur benim bir çocuğum? Hiç görülmemiş ki, anam haklı. O güne kadar hiçbir kadın kocasız doğum yapmamış ki, haklı. Nasıl oğlum olur? Bana hiçbir beşer dokunmadı. Yaklaşmadı. Dokunmaya geç, yaklaşmadı. Zinakar, iffetsiz bir günahkar kadın da değilim. Cebrail aleyhisselam ne dedi ki, ya Rabbim, bu melek çok azim meselelere gitti. Lut aleyhisselamın kavmine helak etti. Salih aleyhisselamın Allah'ın kudretiyle vakit olsa Nusaybin'i hazırladım. İnşallah anlatayım, Allah kuvvet versin. Evet, benim güzel nur yüzlü melaikem Cebrail aleyhisselam ne dedi? Nurum onun nuruyla nurlansın, gözüm onun yüzüyle nurlansın, vücudum onun letafetiyle nurlansın. Evet, hal dediğin gibidir. Lakin Rabbin Teala Hazretleri buyurdu ki, zahiri sebeplerden bir şeyi halletmek, yaratmak bana çok kolaydır. Bana pek kolaydır. Biz onu kudretimizle bir alamet, insanların dinine tabi olanlara rahmet kılmak için gönderiyoruz. Demek ki İsa aleyhisselam hepimize rahmet için gelmiş. Dinine tabi olanlara rahmet için gönderiyoruz. Bu ezelde hükmolunmuş bir takdirdir. Allah sana ezelde bu İsa aleyhisselamı takdir etti. Bu hükümde bir değişiklik, bozulma olmaz ya Meryem. Senin dediğin gibidir iş. Ama ne yaparsın ki, bu ezelde takdir edilmiş bir iştir. Vaktaki annem hamile kaldı. Ben bazen öyle bu bahisi okurken içerim yanıyor ki, ya Rabbim, anamız nasıl bu acılara dayandı? Hiçbir tarihte kocasız bir kadın doğum yapmadı. Yaptı. Salih aleyhisselamın devesi doğurdu. Doğurdu, çıktı, deve iniledi, doğurdu. İsa aleyhisselam mucize olan yarasa doğurdu. Ama böyle bir şey hiç olmadı ki. Allah aşkına dinleyin, ne olur. Anam 15 yaşındaydı, hamile oldu. Bundan sonra anamızın sıkıntılarını dinleyelim artık. Saat gitmesin, Allah biliyor. Pilin çekseniz durun. Evet, Meryem suresi 22. ayeti celile, bununla ailesinden uzak bir yere, anam hamile oldu, bir dağın ardında Beyt-i Lahm denilen bir yere çekildi. Beyt-i Lahm, Lahm, telaffuz edemiyorum, gücüm yetmiyor, sen de bak ya. Lahm. Lahm. Ben azıcık yaklaş. Bir daha. Lahm. 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 Bir de talebe olmak lazım. Sen de sufi talebe olsana. İyi bakalım. 10 kilometre mesafedeydi. İleri geri konuşmaya insanlar başladı. Sıkıntı gün be gün arttı. Üzüntüsü öyle arttı ki, keşke anam beni doğurmasaydı. Keşke ismim, namım, nişanım hiç anılmasaydı. Ağlar oldu güzel Meryem anne. Hak Teala'nın dilemesi, takdir etmesi onu rahatlatıyor da, ama beşerin uygunsuz lafları, haşa iftiraları, haşa çirkin elfazları annemizi derinden derine yaralıyordu.
her hamile doğurur. Annemin de doğum günü geldi. Orada kardeşim vardı benim, tercüme dinleyen, birine bakıyorum yüzünü göremiyor. Alman sofi. Annem de o. Ha önünde. Eğlen sehlen merhaba. Bir saattir seni arıyorum benim kardeşim nerede diye. Anlaşılıyor mu? Sor kardeşime anlattığım anlaşılıyor mu? İyi. Ah. Ne olurdu? Unutulmuş, namı nişanı kaybolmuş, aranmaz ismi dillerden düşmüş bir insan olaydım. Bu halleri görmeyeydim. Nihayet bir ağaca yaslandı. Doğum emri geldi. Hurma ağacı kuru idi. Mevsim kış idi. Hurmanın yaprakları, dalları kurumuş, dökülmüştü. Doğumdan sonra iftira dedikoların çoğalma ihtimali muhakkak olduğunda Hazreti Meryem Ana mahcubiyeti artıyordu. Nihayet Cebrail aleyhisselam doğumda geldi. Karnında ulul azim bir peygamber, refiki dostu Cebrail aleyhisselam, bu anamın adı da Meryem. Ne kadar tatlı bu anam ya. Karnında koskoca ulul azim bir peygamber doğum. Yanında refiki arkadaşı, ne diyelim, en yakın Allah dostu Cebrail aleyhisselam. Ya Rabbim imdat. Allah Cebrail aleyhisselamı görmek nasip etsin. Ben bir görenden duydum da, hala duyarım, Cebrail aleyhisselamı. Sonfi, bir gün hanımıma zulmettim. Anlat benim Alman Sofi kardeşe. Tercüman. Bir gün bizim hanıma zulmettim. O da tuttu, Gavs-ı Kasrevi günündeyiz. Dedi, bu Allah sana öyle bir hesap sorsun ki bana haksızlık ettin. Vallahi Cibril indi. Cibril'i gördü. Bir padişah suretinde, beyaz sarıklı, üstü cübbeli, şurası beyazdan böyle, bir sarayın içindeyim. Gözümü yumuyorum, bu Cebrail aleyhisselam, ben göremem, görüyorum. Açıyorum, görüyorum. Ya Rabbim, ben layık değilim Hazreti Cebrail'i görüyorum. Vallahi'l azim, billahi'l kerim, ben yeminle hiç konuşmadım bu kürsüde. Bana dedi, Sofi dikkat et. Bazen teselli buluyorum ya, Cibril diyorum bana. Sofi dedim, muhakkak indi Allah'ta Sofi. Ama ya çıkarsa sol ayağından? Bir yüzük çıkardı, kırmızı taşlı. Dedi, şu parmağına tak. Ben de bu parmağıma taktım. Vallahi yirmi kırmızı yüzük. Dedi, Muhammed, ben Resulullah'a gidiyorum. O gün cuma gecesi. Ben gördüm atını, yüzlerce kanat sarayın içinden bindi, şşşt gitti. Ben senelerce o yüzüğü bu parmağımda taşıdım, kırmızı taşlı. Kavsımızın menzile gittim, şeriata bakın. Molla İbrahim bana baktı, dedi, Mehmet, sen o yüzüğü o parmağında taşıyamazsın. Ben de diyorum ki, ya Cibril aleyhisselam nerede, niye taşıyamayayım? İçimde huzuruna vardım. Dedim, Mehmet, sen bir, ben iki, Gavs üç, biz aleme örneğiz. Bu parmakta, dedi, yüzük taşımak yoktur. Sen burada taşıyacaksın. Eğer burada taşımazsan kötü örnek olur, haramzade olursun. Dedim, Cibril'i verdi. Dedi, tam sünnetleri işleseydim bu parmağına verirdi. Demek sünnet amelleri noksandı. Oradan da hem yüzüğü aldım hem rezil çıktım. Ama
Dikkat et Sofi, bunu unutmayın. Ölürsem size bugün yılbaşı hediyem olsun. Bir daha okuyorum. Sofi, Sofi, dikkat et. Allahu Teala sol ayağından sofiliği çıkarırsa koymaya kimse muktedir olamaz. Nur gibi yüzü, ne kadar güzellik, gözü yumuyorum, görüyorum, açıyorum, görüyorum. Artık letafetini Cebrail Aleyhisselam gördü, Meryem Anam gördü, ben de rüyada gördüm, ne edeyim, şükürler olsun. Bana Sofi dedi, Sofi, Allah onun o sözüyle inşallah mahşere Sofi kalkar. Allah bir dedi, Cibril dedi. Demeyecektim ama kaçtı gitti aslında. Suç oldum ki. Duyun da sofilik çıkarsa kimse koyamıyor. Buradan kopup ayrılan bir daha gelmiyor. Sol ayaktan çıkar giderse bir daha kimse koyamıyor. Namın nişanın namın nişanın kalbosunda kaldı derken doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Ayet-i Celle Sûre-i Meryem 23-26. Mecbur oldu, mevsim kış idi. Bu halden, doğumdan sonra insanların ayıplama, kınamaların düşüncesinden dolayı hem doğum yapıyor hem anamın acısına bakın. Ne olaydı? Ne olaydı? Bundan evvel ölmüş, tamamen unutulmuş olaydı. Unutulup gideydim. Burasına kadar ayet mali. Bu şimdi okuduğum ayet mali. Ne olurdu? Bundan evvel ölmüş, tamamen unutulmuş olaydım, unutulup gideydim. Cebrail aleyhisselam cevap verdi. Tasalanma, mahzun olma. Rabbin Teala senin ayaklarının altından küçük bir nehir halketti. Yaratıp akıttı, o ana kadar o nehir hiç akmıyordu. O kuru hurma ağacını kendine doğru çek, hareketlendir, hemen meyve versin, üstüne düşsün. Ayet bitmedi. Acıktığında hurmalardan ye, susadığında nehrin tatlı suyundan iç, oğlunla gözün aydın olsun, rahat ol, merak etme. Şayet insanlardan birini görürsen ve senin babasız çocuk getirmenden sual ederse yetiştir, tecmi yetiştir. Cevabında sen ayet meali işaretle bugün ben Allah rızası için oruca nezrettim de. Bugün ben hiçbir insana elbette söylemem, konuşmam de. Bu oruç bizde yok. İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın şeriatında var. Sükût orucu denir buna. Ben bugün kimseyle hiç konuşmayacağım, oruç tutar. Bir kelime konuşmak. Ümmet-i Muhammed'de sükût orucu yok. Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ta vardı. Ve hep bir münebbi, o doğduğu zaman doğuda batıda bütün putlar yıkılıp yere döküldü. Şeytanlar şaştı. İblis İsa Aleyhisselam dünyaya geldiğini haber verdi. O doğduğu gün gökte büyük bir yıldız göründü. Bu yeryüzünde büyük bir doğum olduğuna alametti. İnsanlar aradılar, taradılar. Nihayet Meryem annemizin Cenab-ı İsa Aleyhisselam'ın doğumunun olduğunu anladılar. Nece zaman sonra Sûre-i Meryem
27-28. ayet derken çocuğunu yüklenerek, kucağına alarak kavminin yanına geldi. Onlar dediler, ey Meryem, doğrusu pek büyük çirkin bir şeyle geldin. Ey seyitlerin kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz değildi. Yahudi, Beni İsrail kadar yeryüzünde bela yoktu. Bu konuşma ayet mealidir ama Yahudilerin işidir. Hazreti Meryem bu söylenleri sabırla dinledi, hiç cevap vermedi. Çünkü bu işin hakikatını izah etmek mümkün değildi. İşin hakikatını anlatsa kime anlatacaktı? Ne yaptı? Dikkat! Dikkat! Kardeşim dinlesin. Benim kardeşime dürt. Kardeşi dinle yarmayın de. Kucağında oğlu ile insanların arasına geldi. Sonra bu konuşmaları olunca Hazreti İsa Aleyhisselam'a işaret etti. Sure-i Meryem 29-34. ayeti celilede mealen, vaktaki Meryem onlara cevap için İsa Aleyhisselam'ı gösterdi. Kucağındaki çocuğu gösterdi. Henüz beşikte bulunan bir çocuk ile biz nasıl konuşuruz dediler. Bu da ayet. Henüz beşikte olan çocukla nasıl konuşuruz dediler. İsa Aleyhisselam fasih bir lisanla, dikkat, fasih bir lisanla şöyle dedi. Ayet-i Celle devam ediyor. Muhakkak ki ben Allah-u Teala'nın kuluyum. Ene Abdullah. Bu ilk söz sonradan Allah'lık vasfı verilmesin diye mübarek peygamberin ilk senediydi. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın kuluysa oğlu uşağı olmaz. İlah olmaz. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verip beni peygamber kılacaktır. Her nerede olsam beni mübarek kıldı. Hayatta olduğum müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. Beni anama hürmetkar kıldı. Demek ana baba hakkı namaz, zekat kadar önemlidir. İsa Aleyhisselam'ın dünyada ilk konuştuğu dünya kelimesi beni anama, şimdi baba da diyeceğiz biz, o öyle anama babama hürmetkar kıldı. Beni kibirli, mahlukları inciten, zorba, isyankar, bedbaht yapmadı. Beni kibirli, insanları inciten, zorba, isyankar, bedbaht yapmadı. Bitmedi ayet. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kalkacağım günde selam benim üzerimedir. İşte hakkında ihtilaf edip durdukları İsa Meryem oğludur, ona dair hak kelam budur. İşte hakkında İhtilaf edip durdukları İsa Meryem'in oğludur, ona dair hak kelam budur. Ne ihtilaf ettiler? O Allah'tır dediler. Bir, tercüme edin bunu acele. O Allah'tır dediler. İki, o Allah'ın oğludur dediler. Üç, o sihirbazdır, kandırıyor beşeri dediler. Haşa sümme haşa. Konuşmanın ilk başındaki muhakkak ben Allah-u Teala'nın kuluyum sözü sonradan çıkacak bu küfür kelimeler olmaması için
Hazreti İsa Peygamber'in insanlara en önemli bir nasihati idi. Bana kitap verip peygamber kılacaktı. 30 yaşında peygamber oldu. 3 sene peygamberlik etti, semaya kaldırıldı. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı inkar ettiler. Haşa, ayet bu ama okuyorum. Sure-i Nisa 156, Ali İmran Sure-i Meryem Sure-i Nisa'ya geçti şimdi. Sure-i Nisa, Yahudiler İsa'yı inkar ve Meryem'e zina isnadı ile büyük iftirada bulundular. Beni anneme hürmetkar kıldı, beni kibirli mahluktan etmedi, zorba isyankar yapmadı, beşeriyete, bizim her birimize derviş diyenlere en büyük nasihattır. Şurada doktor duruyordu, kaybettim onu da. Şurada oturmuyor muydu doktor? Ya şurada. Ha? Allah Allah, doktor şuradaydı ya. Hayatta olduğum müddetçe namaz kılmamı, sofiler, işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerin ilk yaptığı itaat namazdı. Cenab-ı Meryem annemiz namaz kılarak ayakları şişerdi. Oraya acele geçti. Zekat vermemi emretti. Zekat vermemi emretti. Parantez. Kadınların taktıkları o altınlar, efendime söyleyeyim, işte ziynet, bilezikler iki şekilde farz olur. Birincisi kadının kendisine farzdır. Şayet kadın kıyamayıp zekatını vermiyorsa anasının, babasının, kocasının onun yerine zekat vermesi lazım gelir. Bu taktığınız altınlar hanımlarınızdaki zekata tabidir. İki, çok kısa da fazla gitmeyeceğim. Nişan yapıldı, hediye olarak kıza birkaç bilezik şudur budur takıldı. Nişan bozuldu, o geri alınmaz. Çünkü ona hediye verilmiştir. Hediye geriye almak İslam ahlakında yoktur. Şu halde evlerindeki kadınların zekat girecek altın, gümüş neleri varsa bunların hesabını unutmayın. Cenab-ı İsa Aleyhisselam buyurdu. Rabbim bana namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. Şu halde dervişliğin ilk işi namaz, ikinci işi zekat, sonra nedir? Hac ilahi. Zekatı size sorarlar. Hanım taktıysa, hanım taktıysa iki olan bir kızın vardı senin. Taktıysan sorarlar. Vermemekle Allah'ın hükmü ortadan kalkmaz. Nihayet Hazreti Zekeriya Aleyhisselam şehit oldu. Bir arada anlatmaktaki kastım oydu. Neden şehit oldu? Çünkü onun mihrap denilen hücresine Zekeriya Aleyhisselam'dan başka kimse girmiyordu. Bundan dolayı Yahudiler illa Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam'a bu zina iftirasına, azim bu zina iftirasını yaptılar. Mübareği şehit etmek suretiyle, cesedi pakini şehitlik defterine geçirdiler. Zira Hazreti Zekeriya Aleyhisselam bir 120 yaşında peygamber, azatlı, haşa Meryem anamızla zina mı ederdi? İnsanoğlu bu kadar vicdansızdır, bu kadar zalimdir. Bundan dolayı insanlar sevdiği yerde söver, güldüğü yerde döver. İnsanlara güven etmek haşa
çok zordu. Allah cümlemizi korusun. Zekeriya aleyhissalatu vesselam iftiralardan sonra, çirkin yalanlardan sonra Yahudiler kendisini takip ettiler. Mübarek ağaçlık bir bahçeye girdi. O bahçede ağacın birisi mucize olarak dile geldi. Ya Zekeriya, ben seni korumaya muktedirim. Ağaç kudret-i ilahiyle yarıldı. İçine mübarek peygamberin cesedi sığacak kalınlıkta büyük bir ağaçtı, girdi. Mel'un iblis geldi, ağacın dibine oturdu. Yahudiler araya araya bulamadılar. İblisi insan zannettiler. İblis dedi, ne arıyorsunuz? Bir adam kaybettik. Ben size nasihat etsem tutar mı? Tutarız. Şu ağacı önce yan kesin, sonra da kalın bir testereyle biçin. Göreceksiniz ki içinden bir kan akacak. Açtığınızda göreceksiniz ki o aradığınız Zekeriya. Mübarek peygamberin ağacının üstünü önce kestiler. Yukarıdan kesilince yukarıdan biçmeye başladılar. Mübarek peygamber aleyhissalatü vesselam 120 yaşındaydı. Demek ki 15 daha geçti, 135 yaşında. Çünkü hamile kaldı anamız. Testereyle kesilmek, biçilmek suretiyle şehit oldu. Bu insanlar nasıl anlatılır bilmem ki. Sure-i Nisa 156. ayeti celile meali Yahudiler İsa aleyhisselam'ı inkar ve Meryem'e zina isnat etmekle büyük iftiradan oldular. Hazreti Meryem Hanım İsa aleyhisselam'ı aldı. İftiraların artması, kötülüklerin çok görülmesi, doğan yıldızıyla kendisinin olduğunun anlaşılması, İran Şahı'nın İsa aleyhisselam'ı katletmek için bir heyet gönderilmesi gibi sebeplerle Allah-u Teala Sure-i Müminun İsa aleyhisselam'ın kıssaları 10 sureden fazla Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. 10 sureden fazla. Unuttum ya 11 yani ki sure, Allah-u Alem. Sure-i Nisa'da, yok estağfurullah, Sure-i Müminun 50. ayeti celile, biz Meryem oğlu İsa'yı, annesini kudretimize delalet eden bir ayet kıldık. Kudretimize gösteren bir ayet kıldık. İkisi de oturaklı akarsuları bulunan yüksek bir mekanda barındırdı. Bu mekanın Mısır olduğu haber veriliyor. Annemiz İsa aleyhisselam'ı aldı, Mısır'a gitti. Mısır'da tam 12 sene kaldılar. 12 sene kaldılar. Meryem annemiz İsa aleyhisselam'la Mısır'da misafirlikte bulundukları bir evde bir hırsızlık olayı vaki oldu. O zaman İsa aleyhisselam 12 yaşında. Cemaat üzüldü, hırsızlığı bilip bulamadılar, şüphelendiler ama annemiz Meryem üzüldü ki haşa bize de ana oğul bize de bir iftira vaki olur mu? Bu üzüntü içerisinde İsa aleyhisselam mucizesini gösterdi. Cemaatin içinde kaybolan malın, çalınan paranın içinde bulunduğu bir kör, bir de kötürüm vardı. Kör, kötürüm ayakları hiç yürümeye, belden aşağı tutmayana kötürüm. Birisi kötürüm, birisi kör. İsa aleyhisselam buyurdu aleyhissalatu vesselam. Buyurdu, hadi şu kötürümü sırtına al, ayağa kalk, nasıl çaldıysanız öyle yapın dedi. Şimdi kötürümün gözleri sağlam,
körün vücudu sağlam, kötürün körün sırtına bindi, ikisi bütün bir adam oldu, bacaklar kötürümün, yok, evet doğru, bacaklar körün sağlam, kötürümünde vücut yok. Onun üstüne Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bu mucizesiyle itiraf ettiler. Evet, parayı biz çaldık. Bu şekilde hırsız ortadan çıktı. Yine bir gün Mısır'dayken İsa Aleyhisselatü Vesselam 12 sene önce bir ağanın oğlu ziyafet verdi. Ziyafette çok nadide yemekler döşendi. İçecek bir şey bulmaya kalktılar. Ne yaparsın ki şaraptan başka bir şey yok. Ağanın oğlu çok üzüldü, şarap da ikram edemiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam 12 yaşındaki o mübarek peygamber dedi, gel gel senin küplerdekini pekmez yapalım, şerbet yapalım. Şarap küplerini üfürdü, biiznillah şerbet oldu. 12 sene sonra İsa Aleyhisselam Mısır'dan döndü. Bunları biliyor mu bizim Sofya anlattıklarımı? Önceden bilir miydi? Aa, işte güzel anlatıyorum. İyi dinlesin kardeşimi. Sure-i Hadid. Bak şimdi Ali İmran, Meram, Nisa. Sure-i Hadid. 26-27. Ayeti Celil'e. Hiç şüphesiz Nuh'u, İbrahim'i birer peygamber gönderdik. Onların kavimlerin bazısı iman etti, bazısı etmedi. Ayet Celle devam ediyor. Ondan sonra arkalarından peygamberler gönderdik. Hepsinden sonra Meryem oğlu İsa'yı onlara gönderdik. Peygamber olarak gönderdik. İncil'i verdik. Ona tabi olan müminlerin kalplerinde birbirine şefkat ve merhamet ihsan edelim diyerek. Peygamberliği 3 safa sürdü. Şimdi peygamberlik, sonra mucizeleri devam edeceğiz, havarileri, sonra bakalım Allah ne gösterdi, daha bitmeyecek. Bu sohbet çok tatlı, Allah aşkına ne kadar tatlı. Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşına girince peygamberlik verildi. Üç safhada devam etti. Efendim, ikinci safhada Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ı anlatmayı hükümleriyle emredildi. İkinci safhada. Sonra üçüncü safhada kendisi İncil-i Şerif ile Risalete İncil vahyoldu. Risalete başladı. Onun için Sure-i Ali İmran 50. ayeti celile, bana nazil olan, benden önce nazil olan Tevrat'ı tasdik edici, hem üzerinde haram kılınmış şeylerin bazısını helal kılmak için size geldim. Rabbinizden peygamberim tasdik edici mucizelerim var. O halde artık Allah-u Teala'dan korkun. Size ona davet ettiğim şeyde bana itaat edin. Bir vakit Meryem oğlu İsa böyle dedi, ey İsrail oğulları, ben size Allah-u Teala'nın peygamberiyim. Musa Aleyhisselam Tevrat'ın tasdik ederim. Bana nazil olan İncil'e uyun. 3, benden sonra gelecek Ahmet, Muhammed ismindeki peygamberi müjdelerim. Onun için İsa Aleyhisselam Resulullah'ın müjdecisi diyerek Kur'an kitaplarda tarif edilir.
mucizesi artınca, doğum mucizesi, İsa Aleyhisselam'ın kemalatı ortaya dökülünce, ona Allah, Allah oğlu gibi isnatlar yapılınca, Cenab-ı Musa, İsa Aleyhisselam 3. Safa peygamberliğinde şöyle buyurdu: Sûre-i Âli İmran 51, Sûre-i El-Zuhruf 64, Meryem Suresi 36. 3 ayrı surede 3 ayrı hüküm. Şüphe yok ki Allah-u Teala benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse bana itaat edin, ona ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur. Allah'ın kendisidir diyenler muhakkak kafir oldu ayet. Halbuki Mesih onlara, ey İsrail oğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah-u Teala ibadet edin buyurdu. Şirke koşmaktan muhakkak ki vazgeçin, cehennemin içine düşerseniz buyurdu. Sure-i Maide 72. Derken İmam-ı Fahrettin Razi Hazretlerine göre insanlar 3 zümreye ayrıldı. Yakubiye fırkası, Allah-u Teala Meryem oğlu İsa'nın içine girdi, hulul etti dediler. Haşa sümme haşa. Onun bedeninde şekillendi, işte İsa oldu. Allah geldi, İsa oldu. İşte Allah budur dediler. Bu bozuk itikatlarından dolayı Allah-u Teala Hazretleri onları çeşitli azaplarla ayeti celillerde bize haber verdi. Sure-i Âli İmran 52. ayeti celille, vaktaki İsa onlardan küfrü hissedip anladı. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın yolunda bana yardım edecekler kimlerdir? Şimdi çok önemli bir konu Sofya. Bana yardım edecekler kimlerdir? Havariler, biz Allah-u Teala'nın yardımcısıyız dediler. Biz Allah-u Teala'ya iman ettik. Ya İsa, senin de kulu ve Resulü olduğuna iman ettik. Sen de şahit ol. Biz muhakkak Müslümanız dediler. Aynı surenin 53. ayeti celile, ey Rabbimiz, bizi inzal ettiğine iman ettik. İncil'e iman ettik. Peygamber'e tabi olduk, Hazreti İsa Aleyhisselam. Artık sen bizi şahitlerden kıl. Onun için Ensarullah, Allah'ın iman etmiş peygambere şahitler ismini aldı. Onun için Mekke'den muhacir oldu gidenler, Medine-i Münevvere'dekilere Ensarullah, Ensar, Allah'ın birliğine, peygamberliğine şahit olmak. Sure-i Saf, kaç oldu şimdi? 7-8 ayet oldu, bir saysana. Sure-i Es-Saf 14. Ey müminler, Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın Resulüne yardımcı olunuz. Sofilerin vekillik mekillik işi budur. Sofiler dikkat, ondan dolayı sofilik kıymetlidir. Resulullah dine hizmet eder, ona evliyalar yardım eder, ona da sofiler yardım ederse, sofilerin bu yardımı Resulullah'a, Allah'a olur. O hizmet eden sofiye Ensarullah denir. O zaman yollar genişler, işler tatlılaşır, kalpler yumuşar. O da
herkese nasip olsa çok iyidir. Eğer kamil bir vekilse sohbetleri eder, zikirler artırır, işte elinden gelen gücünü yeter, Ensarullah olur, işte tarifi ben demiyorum. Allah-u Teala'nın dininin yardımcılarına Ensarullah denmiştir. Müminler, havariler de denilir. Havariler. Havariler, Sofi de. Sofi dinledi kardeşime. Hep benim aklım onda. Seçtiği yardımcı 12 tanedir. Bir, Petrus, Pierre. Şemun da denir. Asıl İslam kitaplarında Şemun geçer. İki, Andreas, Şemun'un kardeşi. İki kardeş İsa Aleyhisselam'a havari oldu. Üç, Yahya, Yuhanna. Dört, Yakup. İngilizler James'tir. Fransızlar Jacques'tir. Philip, Thomas İngilizce, Bartolome, Bartolome de demişler, Matthias, Judas, İsaryot, Judas, bunu iyi belledi şu benim kardeşime, Judas, İsaryot, Yot, Yahuda. Şemun. Evet. Bunların bulunuşları kısaca anlatıp geçeceğiz bunu da. Şimdi bu Yudas'ı unutmasın. Yudas, Yot. Hani çarmıha gerildi İsa diyerek şeyler var ya, heykeller. O Yudas'ın kendi cesedidir. Ona geliyor sıra, şimdi anlatacağım onu inşallah, orası çok önemli. Az bir para karşılığında Romalı askerlere İsa Aleyhisselam'ın toplantı mahallini haber verdi. O gün İsa Aleyhisselam mucize olarak haber verdi. 12 kişi toplantıda, içinizden biriniz bugün beni az bir fiyata satacak dedi. Bari haber verdi mucize olarak. İçinizden biri beni az bir fiyata satacak dedi. Yudas, İsar, Yahuda, ezberlesin. Ben ne zaman o çarmıhları görsem gülüyorum. Ben diyorum İsa Aleyhisselam sen değilsin, sen Yahudi oğlu Yahudi. Allah'ın hükmüne isyan eden muhbirsin. Onun için dibine oturunca ben hiç şey yapmıyorum. Oh, belanı buldun mu diyorum. Şimdi gelecek onu kardeşime anlat. Geliyoruz, gidiyoruz. Şimdi... Bunu istemem ben. Benim işim şunları var. Get bunu sen için. Hoca işim bu. Şurup. Hocalar şurup içer, dervişler canlar. Zemzem içer. Havarileri İsa Aleyhisselam'ın buluşu. Bunu da bilmiyor Sofi. Halis niyetli. Birinci manası. İbadet nurları yüzünden görülenler. Halis niyetli. İki, ibadet nurları yüzünden görülenler. Avcı olduklarım beyaz elbise giydikleri için. Bir gün İsa Aleyhisselam sahile indi. Balıkçılar gördü. Bana tabi olursanız halka ebedi hayatta sonsuz saadette tutarsınız buyurdu. E sen kimsin ey mübarek? Ben Allah'ın kulu ve Resulü Meryem oğlu İsa'yım buyurdu. Madem
Meryem oğlu İsa sensin, bir mucize göster Şemun dedi. Şemun, bize bir mucize göster. Şemun balık ağını gece suya atmış, boş çıkmıştı. Geceden ağı suya atmış Şemun, boş çıkmıştı. İsa aleyhisselam Şemun'a dedi, ağı yeniden sal. Çek! Öyle balık doldu, öyle balık doldu ki insanlar çekmeye takat getiremediler. Bunların bir kısmı gemiciydi. Ey ruhullah, biz acıktık, susadık, yiyecek ver dediler. İsa aleyhisselam yere vurdu eliyle, iki ekmek, içecek su çıkardı. Bundan da dediler, iman ettik. Bir kısmı bez artırdı, bezlerin, kumaşların rengini değiştirirdi. Boyacı, kumaş boyacı. İsa aleyhisselam yanlarına gitti, yedikleri yemek hiç eksilmedi bu boyacıların. Sen kimsin yahu dediler, ben Hazreti Meryem oğlu İsa'yım. Sonra kumaş ağartmak marifet değil, nefislerinizden günahlardan yıkayıp ağartsanız sizin için faydalı olur, daha faydalı olur dedi. Kumaş boyacılar, bu getiriyor bir kumaş veriyor, pembeye boya diyor, pembe boyayacağım. Bu da kumaş getiriyor diyor, yeşile boya. Kim ne renk istedi, kumaşları o renge bunlar boyuyorlar. Bu kumaş boyacılarına İsa aleyhisselam buyurdu ki, bu söz hepimize yılbaşı hediyesi, ikinci hediye. Nefislerinizi günahlardan yıkayıp ayırsanız, beyaz boyasanız, sizin için faydalı olmaz mı dedi. Dediler, buna bir mucize göster, senden inanalım. Bu boyan nasıl boyayacağız, nefislerimizi beyaz yapacağız? Küpü koydu. Ne kadar kumaş varsa bu kumaş yeşile boyanacaktı, attı. Bu kumaş kırmızıya boyanacaktı. Ne kadar rengarenk boyanacak kumaş varsa aynı küp hepsini doldurdu. Hadi kim ne renk istiyorsa küpten kumaşları çeksin dedi. Kırmızı isteyene kırmızı çıktı, yeşil isteyene yeşil çıktı, sarı isteyene sarı çıktı. Böylece risaletini gösterdi. İşte asıl dervişlik. Sufi, işte asıl dervişlik. Dünyaya meyletmiş rengarenk nefsin lezzetlerini bırakıp beyaz, pak, temiz renge boyanmak havari mesleğidir, dervişliktir. Demek biz boyacıyız. Nefislerimizin dünya meyli, kadın sevgisi, mal mülk düşkünlüğü, onların rengini bırakıp da bembeyaz taharet rengine girebilirsek işte boyacılık budur. Hazreti İsa aleyhisselam bunu gösterdi. Hazreti İsa aleyhisselamın 12 havarisi bir gün dediler, ya İsa, bize gökten bir sofra indirsen, hem Allah'ın kudretini görsek, hem imanımız artsa daha iyi olmaz mı? Gökten inen sofraya maide deniliyor, maide.
İsa aleyhisselam, siz Allah'ın kudretinden şüphe mi ediyorsunuz? Hayır, şüphe etmiyoruz. Ama muhabbetimiz artsın, kalbimiz mutmain olsun. Senin risaletinin yakınlığıyla kemalata bir sahip olalım. İsa aleyhisselam, dikkat, bakın her dinin hakikati bir, dikkat. İsa aleyhisselam önce gusül abdesti aldı. İki rekat Allah'a namaz kıldı. Eski bir elbise giydi tevazu için. Başını önüne eğdi. Çok ağladı. Dua etti. Peygamberliğine mucize olmasını istedi. Eğer bu duasını kabul ederse o gün bir bayram, bir neşe, Allah'ın azametinden ikram günü olarak kabul edelim dedi. Dört maksat çıktı. Yani bize bugün gördüğümüz bu nimet bir bayram olsun. Biz her sene bu günü hatırlayalım. Eid. Arapça Eid. Dünyevi bir mana olmadığını, Allah'ın rızası için istediklerini havariler söylediler. Ama bu nimeti görür de sonradan nankörlük ederseniz, Allahu Teala İsa aleyhisselam'a vahyetti. Kimseye dünyada gelmemiş büyük bir azab ile size azap ederim. O nereye gitti bu bizim vazifene? Şuradaki nereye gitti? Bant doldu lan. Kayıp mı oldu? Neydi bu Sofi'nin adı? Hüseyin, ben terledim. İçimin çamaşırı değiştirecek. Su gibi oldum. Şimdi sohbet biter. İçime havlu koydum. O havluyu çıkaracağız. Havlu sürecekti ama ortadan kayboldu adam. İnsanların gözleri önünde, dikkat! İnsanların gözleri önünde duman gibi iki bulut peyda oldu, kırmızı bir sofra inmeye başladı. Ey Allah'ım bizi şükredenlerden eyle, ya Rabbi! Onu rahmet kıl, ceza ve azap kılma. Kardeş kalk sen, oturuyor burada köfte gibi, ben üşüdüm, içim ıslandı. Benim havlularım var, hazırlandı. Hem ben sohbet edeceğim, hem çamaşır değişeceğiz, ne yapalım? Güver refine kadar bugün bunu bırakmak yok kardeşler. Yarın da sohbetimiz var ama yarı sohbet olmaz. Şimdi yandan da bu düğmeledim ben kuzu gibi duracağım, sen nasıl bunu yapacaksın? Ben şöyle kalkacağım, iş başı yapacağız, korkmayın. Şimdi ben bir işin kolay tarafını yapayım, sonra sözüme devam ederim. İşte bundan sonrası kolay, su gibi ıslandım. Bu havluyu koymasam daha tahammül edemiyorum. Bugün havlu koydum, bak maşallah ne güzel. Mustafa Hoca nereye? Kardeş bırakır mı kürsen? Şimdi sofraya inecek, sen kalacaksın mahrum. Bak sonra mahrum olun. Şimdi Maide inecek, sen mahrum olun. Peki. Allah beni yalancı çıkarmaz, sen kalırsın dışarı. Sonra pişman olursun, bak. Ben devam ediyorum. Eğer bu nimetin üstüne nankörlük ederseniz Allahu Teala hiç kimseye görülmemiş bir azap edeceğini haber verdi. Sofra indi. İsa aleyhisselam çok ağlayıp sızladı.
ve dua etti. Bismillahi hayrul razıgı. Rızık verenlerin en hayırlısı Bismillahirrahmanirrahim dedi. Sofranın üzerinde bir örtü vardı. Sure-i Maide sure. Kardeşime söyle, bu sofra sure. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da kaçıncı sure? Ortalarda mı? Maide suresi? He. Baştan 3. 4. sure. 5. sure. Kur'an-ı Kerim'in baştan 5. suresiymiş. 114 sure var. Baş tarafa 5. sure, Sure-i Maide. Maide. Şimdi sofrayı anlatıyorum. Bak, ondan büyük dua isterim. Allah bir, hep aklım bugün o sofrada. Örtüyü kaldırdı İsa aleyhisselam. Kebap olmuş bir balık gördüler. Balığın üstünde pul ve kılçık yok. Baş tarafında tuz var. Sayacağız. Baş tarafında tuz. Bu sünnettir. Sofraya ikram ederseniz bir gün sen, ben, hepimiz bunu yapalım inşallah Hüseyin. Hüseyin belle bunu. Bir balık. Kılçıksız. Bir balık, kuyruksuz, kıltıksız. Bir, baş tarafında tuz. Tuz. Kuyruk tarafında sirke. Ve çeşit çeşit sebze. Demek balığın kuyruk tarafı sebze, sirke. Başında tuz. Sofrada 5 tane çörek, ekmek, balıktan sonra 5 ekmek. Ekmek üzerinde her ekmeğin birisinde zeytin, ekmeğin birisinde zeytin, birisinde bal, birisinde tereyağı, ama tereyağı dememiş, ben günaha girerim, yağ diyor. Dördüncüde peynir, beşincide pastırma. Balık. Allah'ın sure. Sure güme giden sonra. Sure. Örtü kaldırıldı, balık. Baş tarafında tuz. Son tarafında, kuyruk tarafında sirke, yeşillik, sebzeler, salata. 5 tane çörek. Birinde zeytin. Birisinde bal. Birisinde yağ. Birisinde peynir, birisinde pastırma, kuru et diyor. Pastırma belki kardeşimiz kuru et diyor, bilmem ne der. Havarilerin reisi Şemut. Hazreti İsa aleyhisselama, ya Resulallah, bu yemek dünyadan mı, ahiretten mi indi dedi. Şemut. Bu yemek, bu dünyadan mı halketti Allah, yoksa ahiret bir mekandan mı halketti, indirdi dedi. Şemun. İsa aleyhisselam, hiçbirinde değil, Allah-u Teala kudretiyle şimdi yaratıp indirdi. O saniyede yaratıldı, indirildi. Allah nasip etsin bir gün yiyelim bunu. Zeytin, bal, yağ, peynir, kuru et diyor. Pastırma yazmış. Ben günaha girmem. Yiyin, Allah'ın nimetlerine şükredin havariler. Ey Allah'ın peygamberi, bu mucize içinde bir mucize daha göster. İnsanlar doymaz. Hadi şu balığı dirilt dediler. Bu çok zor. Size Allah bir nimet verirse diyor, gayb hazinesinde imtihanı artırmayın. Sonra sizin başınıza bela olur. Bu gördüğün yeter. Birisini Allah balığı da diriltir. Zeytin ağacında yanında bitirir. Zor bir mesele değil ki Allah'a göre. Hazreti İsa aleyhisselam, ey balık, kum bi iznillah derdi mübarek.
kainatın Rabbinin izniyle diril. Sonradaki balık canlandı, üstünde pullar meydana geldi, hareket etti. Su yok, bir şey yok, işte Allah kadir. Havarileri endişeye kapıldı. İsa aleyhisselam onlara mucize üzerine mucize istemelerini hoş karşılamadı. Korkarım mucizeyi artırırsanız azap olursunuz dedi. Onun için şeyhten keramet beklemek, peygamberden mucize beklemek zayıfları teşvik eder, iyidir. Ama bunu adet haline getirir veya küçümserse Allah göstermesi musibet getirir. Hazreti İsa aleyhisselam, ey balık eski haline dön. Eski haline döndü. Ya ruhullah, önce siz yiyin, her kim istediyse onlar yesin dedi. Bundan bir korku meydana geldi havarilerde. Hasta, cüzzam, abraş, sakatları çağırdı. Hadi yiyin dedi ama sen ye ya ruhullah. O zaman İsa aleyhisselam hasta, cüzzamlı, abraş, sakatları çağırdı. Allah'ın ihsan ettiği rızıktan yiyin. Sizin için afiyet, başkaları için beladır dedi. Ana, burası zor. Sen kaçtın, ziyan çekeceksin sonra. Bak Allah sofrayı indirecek dedim, kaçtın. İtikadı gelmedi. Gelmez. O anda erkek kadın 1300 kişi toplandı. Hepsi doydu. Balık dolduğu gibi kaldı, sofradan hiçbir şey de eksik olmadı. Yeniden göğe çekildi. Sofranın bereketiyle hastalar şifa buldu. Fakirler zengin oldu. İnsanlar huzura kavuştu. Sofra inmesinin keyfiyeti, İsa aleyhisselam önce 30 gün oruç tutturdu havarilere. Öyle olmuyor bak. Ondan sözün tutup orucu tamamladı. Orucu bitirip yedikleri gün bayram haline geldi. Çünkü mucize istemek zor, gücünü yerine getiremeyenler için müşküldür buyurdu. Daha sonra, bundan sonra gün aşırı inmeye başladı. Tıpkı Salih peygamberin devesinin sütüne benzedi iş. Nasıl Salih aleyhisselamın devesi kayadan çıktı, bütün şehire yetecek süt verirdi. Yalnız bir gün o deve, Salih peygamberin kavminin bir kuyusu vardı. O kuyunun suyunu bir başına içerdi. O gün onun nasibiydi, kimse içemezdi. Dağların en güzel yerlerinde otlardı. 7 kişi birleşti, katletti, 3 gün içinde helak oldular. Çok kısa anlattım. Koy, az az koy. Bağırma, bağırma, sabret de. Şimdi ciddi sohbetlerde dikkati çekme. Herkes kalbi itminan olsun. Sofra gün aşırı gelmeye başladı. Salih peygamberin gün aşırı içtikleri süt gibi. Yalnız kuşluk vakitlerinde gün aşırı olarak inerdi. Kuşluk güneş çıktıktan 2-3 saat sonraya kuşluk deniyor. Erkek kadın, fakir zengin, küçük büyük, köle hür, hepsi toplanıp yerlerdi. Göğe doğru sofra hiçbir şey eksilmeden yükselirken tepsinin gölgesinin yere düştüğüne de şahit idi insanlar. Sen indirdim, kötü bir şey demedim, ben şey için indirdim. Artık indim, bir daha çıkma, burada adam cennete girmez ya. Sen gönlünü aşağıda tut. Kürsüden çıkılmaz. Bundan sonra
soframı, rızgımı fakirlere, hastalara mahsus kıldı. Sağlamlar, zenginler yiyemez hükmünü koydu Allah. Dünya imtihan dünyası, işte burası çok zor. Burası çok zor. Bak şimdi ne işler olacak. Bundan sonra benim soframı fakirler, hastalar yer, zenginler yiyemez buyurdu. 40 gün böyle devam etti. Kuşluk vaktinde gün aşırı iner, erkek kadın fakir zengin büyük küçük hepsi yerdi, sonra göğe yükselirdi. Bundan sonra işte burada kaldık. Soframı rızgımı fakirlere hastalara mahsus kıldım, sağlamlar zenginlere yemesin buyuruldu. Bu hal bazı kimselere pek ağır geldi. Görünüş itibariyle zengin sağlam, kalbi bozuklar bunu fırsat bildiler. Bu ilahi ihsanı hafife alıp ileri geri gıybete başladılar. Ya nasıl olur ki bundan bilmiyorum, Allah bir muamelede nasıl tatlık eder ki ya? Gıybete başladılar. Üstelik siz bu sofrayı gerçekten hak nesne mi zannediyorsunuz diye iftiraya başladılar. Hak nesne, yani bu bir mucize midir? Bu Allah'tan geliyor. İnanıyor musun? Eşeğin sıpalı önce yediniz ya. Günlerce. Ya Rabbi. Böyle konuşanların cümlesi. Domuz suretine dönüverdiler. 30-40 tane domuz oldu. Azabı böyle yakaladı. İsa aleyhisselam aralarında dolaşır. İsa'yı görünce domuzlar inim inim inlerdi. Ama ne fayda ki bu azap ortadan kalkmadı. Bunlardan zürriyet meydana gelmedi. Yani insandan domuz oldular. Domuzlar yavruluyor, çoğalıyor. Haşa, bunlardan zürriyet olmadı. 3 gün içinde de öldüler. İşte Allah'ın nimetini görüp tekzip eden, inkar eden, alaya alan, nefsine uyan bu belayı bulur. Şimdi ayet-i celil'e sure-i Maide. Maide demiş miydim? Maide. Dedim mi? Dedim. Çok sure oldu da. Hani bir vakit havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten sofra gönderir mi dediler. Eğer siz müminseniz bu gibi şey istemeyin sakınız. Lakin isteriz ki ondan kalplerimiz mutmail olsun. Anlattığıma ayeti celile Kur'an naklediyor. Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun. Kim ki Allah tarafından korkup, Talak suresi çıktı şimdi de. Bir sayıydı geçti, kaç torba. Sure-i Talak. İkinci ayet. Kim ki Allah-u Teala'dan korkup yasak ettiklerinden sakınırsa, Allah-u Teala ona dünya ve ahiret mihnet ve sıkıntılarından bir çıkış yeri verir. Ona hayatına, hayaline gelmeyen hiç ummadığı yerden rızık ihsan eder. Sure-i Talak ikinci ayet. Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun. Mucize bitti, Nusaybin'e sıra geldi, Nusaybin'de nasıl helak oldular, havariler nasıl geldi, ona geldiler, vakit ne oldu bilmem, göğe refini yarına mı koyan bugüne mi? Ne kadar oldu saat? 4 saati geçti. Nasıl edelim bilmiyorum ki, usandı mı kardeşlerim? Nasıl edelim iki gözüm sofiler, kardeşler? Göğe refini anlatsak hoş olur. Bu bant, bu uzun değil. Bunu anlatalım. Bu bant alır da bir adamın eline geçerse, bu kısım meçhul kalırsa olmaz. Göğe refini anlatalım. Nusaybin'i anlattık. Daha çok mesele var. Yalnız bunu atlarsak bence haksızlık olur. Çünkü asıl İsa Aleyhisselam'ın risaletinde bu mesele çok önemlidir. Onun için bunu anlatalım. Kardeşler, rızanız var mı? Var. Beni osandırdın diyecek misiniz? Hayır.
Allah rızası için anlatayım mı? İsteyenler el kaldırsın. Oo, elhamdülillah, hiç istemeyen çıkmaz. Çünkü işin en zor yeri burası. Şükür. Allah hepinize el kaldıranlarının günahını affetsin. İsa Aleyhisselam'ın şefaatine nail etsin. Gafletten kaldırmadıysa onları da affı mağfiret etsin. Olabilir, nefis taşıyoruz, kimseye garazımız yok. Kalbinden evet derdi, belki elini kaldırmamıştır. Suizan yapmak İslam'da haramdır. Suizan yapmayalım inşallahü teala. Yalnız bunu Allah rızası için dinleyeyim. Bak, rıza gösterdiniz, kısa. Kısa, senin halin bana çok dokundu. Allah seni evliya yapsın. Ama şerlilerinden gezme. Şerlilerinden gezme. Arkadaşlarını ayıkla. Bu kadar dedim, başka demem. Evet, en zor, en kolay, en çetin, en hakiki yere geldik. İsrail oğulları bunca peygamberlere zulmettikleri gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın binlerce yüce, yüksek fazilet, kemalat, ismet, risalet dolu meselelerine yine diğerlerine ettikleri gibi iftiraya azim bir şekilde başladılar. Çünkü onlar kendi gönüllerine göre şiddetli, kavgacı, milletleri esarete soksun peygamber arıyorlardı. Hazreti İsa Aleyhisselam çok yumuşak, çok halim, çok merhametli, istediğini bulamadılar. Bir de dünyaya gelişinden ikna olup iftiradan vazgeçemediler. Hiçbir insan kocasız çocuk getirir mi işi? İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüs ettiler. Ya ne kadar kötü. Beni İsrail o kadar zalim kavimdi ki İsa Aleyhisselam, Abdullah İbni Abbas, Hazreti Resulullah Efendimiz'in amcasının oğlu Seyyidine Abdullah, Yahudilerden bir cemaat İsa Aleyhisselam annesine dil uzattılar. Haşa. İsa Aleyhisselam bunu duyunca, Allah'ım sen benim Rabbimsin, sen beni ol kün esmasıyla yarattın, bana ve anneme dil uzatanlara lanet eyle diye beddua etti. Ya öyle her şey olur mu? Bu beddua da bulundu. Allahu Teala onun duasını kabul eyledi. Hazreti İsa Aleyhisselam'a annesine dil uzatanları maymun domuza çevirdi. Sure-i Maide ayrı, Sure-i Maide ayrı, bu ayrı. Hazreti İsa ve validesine dil uzatanları maymun ve domuza çevirdi. Bu durumu gören Yahudiler hadiseyi aralarında görüştüler. Hepsi İsa'yı Aleyhisselam'ı öldürmek üzere karara vardılar. Ne kadar zor ya Rabbim, ya Rabbim ne kadar zor, ya Rabbim ne kadar zor. Hazreti İsa'yı aramaya başladılar. Bunu yavaş anlatayım ki bu en can alıcı, herkes duysun. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı aramaya başladılar. İsa Aleyhisselam havarilerinden biri olan Yahuda, Yudas, birkaç kuruş karşılığı İsa Aleyhisselam'ın o günkü toplanma yerlerini haber verdi. O gün İsa Aleyhisselam bu cemaat içinde beni çok az bir paraya satacak biri var dedi. Mucizeden hakikaten Yahuda, Yudas söylediği mucizenin hakikati tahakkuk etti. İsa Aleyhisselam'ın yerine haber verince İsa Aleyhisselam'ı yakalamak için Yahudilerle beraber eve girdiler. Bunu iyi dinlesin kardeşim ha. Allahu Teala Yahuda'yı İsa Aleyhisselam'a benzetti.
cesedi İsa aleyhisselam'a benzedi. Yahudiler onu İsa aleyhisselam diye yakaladılar, öldürüp astılar. İsa aleyhisselam ise göğe kaldırıldı. Tam bu anda Hazreti İsa aleyhisselam 33 yaşında idi. Demek 3 sene risalette oldu. 30 yaşında peygamberlik geldi Efendimiz'e. 3 sene sonra göğe kaldırıldı. Hristiyanlar İsa aleyhisselamın haça gerilip orada öldüğünü söyleseler de bu hakikatta iftira ve yalandır. Yahudiler İsa aleyhisselama benzetilen şahsı yakalayıp İsa aleyhisselamın öldürdükten sonra bu İsa ise bizim Yahuda nerede, bu Yahuda ise İsa nedir diye çok ihtilaf çıktı. Yüzlerce kimse birbirini o zaman katletti. Çünkü İsa aleyhisselam bir, 12 havariden birisi Yahuda. Bu iki, İsa aleyhisselama asacaklar, ihbar eden astılarsa İsa aleyhisselam nerede? İsa aleyhisselamı astılarsa Yahuda nerede? İşin en kötü tarafı, başı İsa aleyhisselama benzetti Rabbim Teala, vücudu İsa aleyhisselamın cesedi pakine benzemiyordu. İsa aleyhisselam süt beyaz renkte, kolları, bacakları, kıl yoktu mübarek peygamberde. Halbuki Yahuda kıllı idi. Başına baktılar, İsa aleyhisselama benziyor. Vücuduna baktılar, kıllı Yahuda. O zaman insanlar iman ile küfür arasında birbirini çok katlettiler. Yani olmadı bu işte, bu hain asıldı dediler. Yok İsa asıldı, yok bu hain muhbir asıldı. Bu münakaşada çok kimseler, bir gün sürmedi bu münakaşa, başka kitaplarda var, uzun zaman sürdü ve pek çok insanların katline sebep oldu. Yüzü benziyor, bedeni o değil. Kur'an-ı Mucizül Beyan bu. Bir de inkarlarında, Meryem'e büyük iftirada bulunmalarında, Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerinden ötürüdür. Yoksa onu öldürmediler, haça geçirmediler. Fakat onlara öyle zannettiler, göründü. İsa aleyhisselam onlara öyle gösterildi. İsa diye onu öldürdüler. Bu şerhin içinde, ayette yok. Bu usta ihtilaf edenlerin bilgileri ancak zan ibaretten kaldı. Onu asmadılar, onu öldürmediler. Ayet bitti. Onu asmadılar, onu öldürmediler. Bilakis Allah-u Teala onu kendi katına yükseltti. Allah-u Teala her şeye kadirdir, hakimdir. Sure-i Nisa 157-158'i okudum. Şimdi okuduklarım Sure-i Nisa 157-158. ayet. Sure-i Ali İmran, İsa aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarıldığını beyan buyurmuştu. Sure-i Ali İmran'da mealen Yahudiler hileye saptılar. Allah da mukabele etti. Kendi hilelerini başına cezaya çevirdi. Allah-u Teala onlardan daha kadirdir. Onlar hile ettiler. Ben kendim söylüyorum.
İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye katlettiler. Halbuki Allahu Teala onların hallerini, o hilekarlıklarını kendi başlarına bela olarak çevirdi. Mukabele etti. Allahu Teala onlardan daha kadirdir. O zaman Allahu Teala buyurdu ki: "Ya İsa, muhakkak ben seni yerden alıp meleklerin makamına yükselteceğim. Seni ecelin bitince öldürecek olan benim. Seni ecelin bittiğinde öldürecek olan benim. Seni kafirlerin arasından çıkartacağım. Onların şerlerinden koruyacağım. Senin dinine tabi olanlara kıyamet gününe kadar küfredenlerden üstün tutacağım. Sonra sonra dönüşünüz yalnız banadır. O vakit aranızda ihtilaf ettiğiniz şey de elbet hükmü ben vereceğim. O zaman mahşerde siz bunun hakikatını göreceksiniz. O kafirlere gelince ben onları dünyada ahirette en şiddetli azap ile cezalandıracağım. Şu ayeti celilelerden anlaşılan şudur: İsa Aleyhisselam'ı öldürmediler. Bir, çarmıha germediler. İki, çarmıha gerilen her zaman ben gezdiğim yerde Esen'de filan görüyorum. Ey Yahudi, ey İyot diyorum, gördün mü başına gelen belayı? Dünyayı 5 kuruşa sattın, en sonunda seni çarmıha gerdiler. Ne garip ki bu hakikati İslam dünyasında milyonlarca peygamber mucizesi olduğu halde, binlerce delil olduğu halde bunu kabul etmekte Hristiyanlar müşkülat çekiyorlar. Hiçbir yardımcı onlara olmayacak ayete devam ediyorum. Fakat iman edip salih amel işleyenlere gelince Allah onların hayır amellerinin sevabını noksansız olarak verecektir. Allah zalimleri sevmez. Şimdi Sure-i Ali İmran 54-57. Dikkat edin, Allah razı olsun. İmam-ı Fahrettin Razi Hazretleri buyuruyor: Yahudiler hile yaptılar. Toplandığı, İsa Aleyhisselam'ın toplandığı evi öğrendiler. Gelip basıp çarmıha germeye karar verdiler. Hile yaptılar. Allahu Teala onlara mukabelede bulundu, ceza verdi. Kendi hilelerini, kendi mekirlerini kendi başlarına mehlus kıldı. Kendi hileleri kendine döndü. İsa Aleyhisselam'ı şehit etmeye hile ettiler. Allah o ihbar eden Yahuda, İyot isminde o zatı hilesine, hiyanetine mukabil onu o kılığa çevirdi. Başını İsa Aleyhisselam'ın cesedi pakine çarmıha gerilen o oldu. Çünkü Allahu Teala onların asıp şehit etmediğini ayetlerde apaçık söylemiş. Müfessirler de aynen aynen ne etmiştir diye mi? Tefsir, tevil etmiştir. Şu halde İsa Aleyhisselam uyutulmadı. Tefsirlerden anlatıyorum. Rebi bin Enes, uyku ölümdür. Yani uyumak, uyutmak yoktur. Cennette uyku yoktur. Onun için İsa Aleyhisselam uyutularak kaldırılmadı.
Ben senin şanine layık olanı yaparım. Meleklerin makamını yükseltirim. Bu açık ayeti celille. Sure-i Ali İmran 55. ayeti celille. Ben seni yerden alıp yükseltirim. Seni iman etmeyip küfür edenlerin arasından tertemiz olarak geçiyor mu sözlerim? Tertemiz olarak kurtarıp meleklerin makamını yükselteceğim. Yeryüzüne indirilmenden sonra da vefat ettireceğim. Şu halde İsa Aleyhisselam vefat etmedi. Uyumadı, uyutulmadı. Yani uyku halinde uykulu götürülmedi. Benim senin amcamın dayımın öldüğü gibi ölüm acısını tatmadı. Ruhu saadetleri cesedinden çıkarılmadı. Seni ölmeden, bakın Hasan-ı Basra Hazretleri İbn-i Cüreyş'ten, seni ölmeden yeryüzünden alıp semaya yükselteceğim en açık bir aşikar delildir buyurmuşlar. Şimdi kısa bir not daha var. Mektubat, Risale-i Nur, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ineceği, Barnabas İncil'i, bugünkü sohbetin yarısına bile gelmedik. İncil'ler, İncil'lerin arasında farklar, bunlar bugün bitmedi. Allah rahmet etsin. Fakat şu İsa Aleyhisselam'ın şu kısmını bitirelim. Elimdeki kitap, Risale-i Nur külliyatından mektubat. Açıyorum, Bismillahirrahmanirrahim. Birinci mektup, Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi nesta'in bismi sübhane ve in min şeyin illa yusebbu bi hamdi. Dört sualin cevabıdır. Benim gözümün nuru üstadımız böyle buyuruyor. Şimdi buna ne getiriyorum? Risale-i Nur'dan deliller. Bitiyor kardeşler, sabreden derviş muradına ermiş. Birinci sual, Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? El cevap, hayattadır. Meratibi hayat beştir. Beş türlü hayat vardır. Hızır Aleyhisselam hayattadır. Kim dediğini kaç diye böyle kendi gibi bakarsın. Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayattadır. Beş türlü hayat vardı. Bir, şimdi bizim şu yaşadığımız hayat. Bir, bizim hayatımız. Yiyoruz, içiyoruz, evleniyoruz, çalışıyoruz. İki, Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatı bize göre daha serbest. Bir vakitte pek çok yerde bulunurlar. Bizim gibi beşeriyet levazımına ihtiyaçları yoktur. Yani gideyim bir kumaş alayım, yarın da bir ayakkabı alayım, 2 kilo da kıyma alıp eve getireyim. Misal yapıyorum, haşa şaka yok. Bizim gibi hayatı meratibe ihtiyaçları yoktu. Ve bizim gibi yiyip içmeye mecbur değildir. Yani isterse 1 sene, 10 sene, 30 sene Hızır Aleyhisselam yemez olur. Konuşuyor, konuştuğu için. Ne oldu? Devam edeyim mi? Bitiyor zaten, sabır. Ne? Hızır Aleyhisselam hayattadır. Bizim gibi mükellefiyeti yaşamak mecburiyeti yoktu. Bizim gibi beşeri münasebetlerle olmaz. Pek çok yerde görülür. Diler yer, diler yemez. Hızır'la görüşmek büyük bir makamdır. Üçüncü makam. Bizim hayatımız bir. Hızır İlyas Aleyhisselam hayatı iki. Üç. İdris ve İsa Aleyhisselam'ın hayatı.
Nasılmış bakalım Üstad Bediüzzaman ne buyuruyor? Beşeriyet levazımından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girmiştir. Beşeriyet hayatından tecerrüt, soyulmuş. Evlenmek istemez, elbise giymek istemez, susamak istemez, yemek yemek istemez, uyku uyumak istemez. Melek oldu demiyor, sanki melek gibi yiyip içmek ihtiyacı kalktı. Melek oldu diye iftira etmeyin, aman beyim, Allah'tan korkarım. Cismani vücutlarıyla semavattadır. İkinci kat semadadır. Ve İsa aleyhisselam ölümü tatmadığı için yakın tarihte inecek, dinsizliğin şahsi manevisini öldürecek. Bu çok geniş, bu çok geniş bilgi var. Allah mükafatını versin, yarını anlatırız. Kaçıncı hayatı anlattım? Kaçıncı hayatı anlattım? Beş türlü daha yaz. Anlat dördü. Ne? Say. Üç ama siz dört dediniz, dört oldu. Dört mü dedim? Yok yok, dört mü dedim, üç mü? Üç dedim, sen yanıldın. En son şeyi söyledim. Şimdi dörde geldim. Bildiğim şey oldu ki. Boş ver. Maksat sen, ben meselesi değil, işin hakikatını öğrenelim. Dördüncü hayat, şüheda hayatıdır, şehitlerin hayatı. Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Allah için dünyasını terk edip ölmüşlerdir. Kedersiz, zulmetsiz bir alemi berzahta ölüdürler. Ama Allah onlara kedersiz, zahmetsiz, alemi berzahta bir nurane hayat neşreder. Kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Bunu anlat. Ben şeyi doldum, öldüğümü bilmiyorum. Bediüzzaman Hazretleri yeğeni, kardeşinin oğlu şehit oldu. Bitlis Rus harbinde. Bitlis Doğu Anadolu, kardeşim bilsin diye anlatıyorum. Anadolu şu, Türkiye, Doğu Anadolu, İran, İran'ın hududunda Rus harbinde şehit oldu. Kabrine gitmiş, görmüş Üstad Bediüzzaman. Elindeki tesbih, derviş olan o sofi, elindeki tesbihin ipi kopmuş, kabrin içine dökülmüş. Ama kabir değil, diyelim evidir, amcasının evidir, nurani. Selam vermiş, ne yapıyorsun amca demiş. Benim tesbihin ipi koptu, toplayıp ipe dizeceğim. Üstad diyor, tesbihin ipini, tesbihi toplayıp ipe dizdiğinde kıyamet kopar. O kadar kıyamet kısa zaman gelecek ki ona, bir tesbihi ipini dizene kadar diyor kıyamet bitecek. Nasıl? Demiş amca, çok iyiyim vallahi, şu tesbih de elimden koptu ipi. Bir dizsen ipi diyor dizer tesbihi, ama dünyanın hepsi biter kıyamet. Yani binlerce seneyi, yüzlerce seneyi bir tesbih dizmekte geçirir, ama o bilmez ki tesbih ona Allah'ın bir ikramıdır. Kaçıncıyı anlattın? Dördüncüyü anlatıyorum. Ha, aferin. Kavga, 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 pis şey. Ölümün acısını bilmiyorlar. Tercüman. Tercüman. Ölümün acısını bilmiyorlar. Kendisini ölmüş bilmiyorlar. Ölmüş bilmiyor. Ben de şehit oldum. Üç çocuğum, bir hanımım var. Eve hiç mi gelmeyeceğim? Çocuklar ne oldu? Çarşıya gidip 2 kilo et alıyorum. Zannedeceği kadar zamanda kıyamet kopacak. Yani eve gelip çocuk hayattan mı, karı ne oldu filan, onlar geç, o dertler yok artık. Çarşıya gideceğim, bizim hanıma bir başörtüsü alacağım. İşte o kadar zaman içinde kıyamet kopacak.
Ne kadar hoş şehitlik ya. 5. ayet. Bizim bildiğimiz kabir hayatı, onu ben deneyim bilirsiniz demiş üstad bitti. Anamızın babamızın kabirdeki hayatı. Allah hepimizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Velakibeti lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedu ve alâhi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbim acizane fakirane. Sevgimizin ispatı, gönlümüzün ihyası, Hazreti Allah Resulü, Habibi Hüdaya en yakın Enbiya-i Zişan İsa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i anamızın bir hayatının bir kısmını nakletmeye çalıştık. Huzuru dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şu yılbaşında gafilane geçiren kardeşlerime tövbe-i nasuhuyla tövbe yapmak nasip eyle. Bizim ölümümüzde okuduğum tabakatıl hayat beştir. Şehiden ölmek nasibi müesser eyle. Rızkımızı helal, işimizi alsan, akıbetimizi hayırlı kıl. Elfelfe selatine, elfelfe selamın aleyke ya Resulallah. Elfelfe selatine, elfelfe selamın aleyke ya Nebiyallah. Elfelfe selatine, elfelfe selamın aleyke ya emine vahiyillah. Subbuhun kuddusun Rabbine ve Rabbil melaketi ver ruh. Ya Hannan, ya Mennan, bedü semavati vel atiyazda celali vel ikram. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين